organize etleri dediği her şeye biz de katılıyoruz. Sizlerin sayesinde Türkiye Gençlik Birliği 12 yıldır mücadelesini etkin bir şekilde yürütüyor, sürdürüyor. Üniversiteleri ve liseleri Amerikancıların tahakkümünden, pençesinden, irticacıların tahakkümünden, pençesinden ve bölücülerin tahakkümünden, pençesinden kurtarmaya devam ediyor. Özellikle 2 yıl öncesine kadar üniversitelerimizde ve liselerimizde ciddi anlamda FETÖ'cü bir yapılanmayla birlikte PKK'lılar da çok rahat kol gezebiliyorlardı. Ama şimdi irticanın ezildiğini görüyoruz. Bölücülüğün ezildiğini görüyoruz. Ve geçmişte Atatürkçüleri, vatanseverleri hapse, zindanlara tıkanları, tıktıkları zindanlara şimdi kendilerinin girdiği süreçleri yaşıyoruz. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Olağanüstü süreçlerden geçiyoruz. Olağanüstü tavırlar alıyoruz ve olağanüstü günlere doğru devam ediyoruz. Değerli dostlar, Türkiye'nin yakın dönem Türkiye tarihinde 2 ay sonrasına seçim konan başka bir tarih yoktur. Benim yaşım belki buna el vermez ama hatırlayan varsa söylesin. 2 ay sonrasına seçim koyulduğunu hatırlıyor musunuz hiç? Mümkün değil. Bu neyin acelesi peki? Nereye yetişiyorlar? Zaten 16 yıldır yönettikleri bir Türkiye'de önlerine seçim koyacaklar, 2 ay sonrasına koyuyorlar. Bu onların güçlü olduğunun mu, güçsüz olduğunun mu göstergesi? Bu onların çaresiz olduğunun göstergesi. Bu onların Türkiye'yi 4 ay daha böyle yönetemeyeceklerinin itirafı. İtiraf ediyorlar, biz Türkiye'yi mevcut ekonomik düzende, buhranda, ekonomik sıkıntılarda, mevcut iç politikalardaki beceriksizliğimizle, mevcut dış politikadaki beceriksizliğimizle daha fazla yönetemeyeceğiz. En hızlı şekilde mevcut anayasanın olağanüstü yetkilerini üzerimize almak istiyoruz diyorlar. Bunun itirafı. Yani bunlar güçlü olduklarının değil, güçsüz olduklarının aynı zamanda bir itirafıdır. Bunu böyle okumanızı, görmenizi rica ediyoruz. O yüzden biz Türk gençliği olarak 2 ay sonrasına önümüze seçim koyanlardan birincisi onların kaybedeceğinden eminiz. Bu illaki 2 ay sonraki seçimde kaybedecekleri anlamına gelmez. 2 ay sonra da olsa, 2 yıl sonra da olsa, 20 yıl sonra da olsa bu topraklarda Mustafa Kemal'ler kaybetmeyecek ve mücadelemizi sonuna kadar sürdürüp onları tarihin o karanlık çöplüğüne göndereceğiz. Bundan eminim. Dün bendeniz 68'in 50. yılı sebebiyle İzmir TÜYAP kitap fuarındaydım. 68'ler Vakfı ile birlikte ortak bir konferans sertifledik. Çok başarılı geçti. Değerli 68'lerimizle birlikte buluştuk ve hem onların anılarını dinledik ama her şeyden önce onların 50 yıldır devam eden mücadele azmini gördük. O gün, yani dün bir kez daha anladık. Bizim mücadelemiz öyle 2 yılda, 3 yılda, 5 yılda sönümlenecek ya da karamsarlığa uğrayacak bir mücadele değil. Uzun yıllar sürse dahi aynı kararlılıkla, aynı azimle devam etmek zorundayız. Dün hatta ben onu tarif ederken 50 yıl değil 500 yıl geçse de bu irade, bu azim, bu heyecan devam edecek dedim. Konuklardan bir tanesi üzülerek, ya 500 yıl sürmesin biz göremeyiz o zaman, lütfen biraz daha elinizi hızlı tutun dedi. Ben de şunu söyledim, o zaman yukarıyla pazarlık yapın. Muazzez İlmiyeç'i hepiniz tanıyorsunuz, 104 yaşında, TGB'nin en genç üyesi. Selam gönderelim ona da Mersin'de. Çok sık selamlaşıyoruz, haberleşiyoruz. Hala müthiş bir heyecanla ayda bir ya da 2 haftada bir görüşüyoruz ve TGB'nin önüne görevler koyuyor. Şunu da yapın, şuraya da müdahale edin, buraya da müdahale edin. Hala aynı heyecanla. Sonra da diyor ki, ben yukarıyla pazarlık yapıyorum. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını görene kadar ölmeyeceğim. İşte bu kararlılıkla devam eden bir topluluğun kaybetme şansı yok. Bu azimle, bu heyecanla devam eden bir topluluğun kaybetme şansı yok. Ve sizler şunu çok iyi biliyorsunuz. En iyi yatırım Türkiye'nin gençliğine yapılan yatırımdır. Bakın AKP 16 yıldır bunu çok iyi biliyor ve uygulamaya çalışıyor ama başaramıyor. Biliyorsunuz
kinden ve dinden nesli yaratmaya çalıştılar. Biliyorsunuz TÜGVA'lar kurdular, milyonlarca liralık kaynaklar aktardılar. Biliyorsunuz bir dediklerini iki etmediler, parmak şıklatmalarıyla bizim aylarca emek verdiğimiz, ser döktüğümüz faaliyetleri onlar parmaklarını şıklatarak yaptılar. Ama neredeler? Bir tane görüyor musunuz gençler? Göremezsiniz. Hatta şimdi AKP'liler bir itirafta bulunuyor. Diyor ki bizim gençliğimiz, biz bu kadar imam hatip açtık, her yere cami açtık ama bizim gençliğimiz diyor deist olmaya başladı. Ya bunların dindar olduğu yerde bu gençlik en ihtimalle deist olur zaten. Ne bekliyorsunuz bu gençlikte? Bu kadar şarlatan, din adamı olarak gösterilen insanların, yok asansörde halvet olur, yok bilmem nerede ne olur diyen şarlatanların olduğu Türkiye'de bu gençler İslam'ı dahi onlarla yaşayamayacağını çok iyi farkında. Ve şunu artık kavruyorlar yavaş yavaş. AKP'nin yazarları dahi bunu kavramaya başladı. Dini doğru, düzgün bir şekilde yaşayabilmek için de Atatürk'ün laik cumhuriyetine ihtiyaç duyuyorsunuz. Bakın Mustafa Kemal Atatürk öyle güzel bir cumhuriyet kurmuş ki dininizi doğru düzgün yaşayabilmek için dahi onun laik cumhuriyetine ihtiyaç duyuyorsunuz. İşte onu anlamaya başladılar. İşte o yüzden bunların bir geleceği yok. Gençliğe yapılan yatırım Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımdır. Sizler doğru noktaya yatırımlar yapıyorsunuz ve emin olun sizlerin bu yüce gönüllü bir şekilde sergilediği destekler devam ettiği müddetçe Türk gençliği hiçbir şekilde yılmayacak, Türk gençliği kaybetmeyecek. Kaç yıl geçerse geçsin bunların bu tahakkümünü, bunların bu saltanatını yıkacağız ve yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün programını Türkiye'de hakim kılacağız. Sizleri bu kararlılıkla, bu azimle ve bu heyecanla saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Ayaklarınızı selamlıyorum.